Nasılsın? Şuraya oturayım da bir döner yiyeyim de. Afiyet olsun. Nereden kokumu alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani bebekte olduğumuz için böyle. O yüzden nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Tatilden geldim. Benim tatilim bitti. Hı hı. Kalabalıklardan evvel ben döndüm. Şimdi Bodrum kalabalıklar. Aynen öyle. Nasıl geçti tatil? Ben İstanbul'un keyfini çıkarıyorum. Ya siz tatil aslında Haziran değil de Mayıs aylarında yapmayı tercih ettiniz. Mayıs Haziran yapardım. Hep bu sene Haziran'da yaptım. Ve geldim. Bir de Eylül'de belki giderim. Ya kalabalıklardan hoşlanmıyorsunuz sanırım galiba. Kalabalık sevmem. Evet, kalabalık sevmem. Tiyatroda kalabalık severim tabii. Sezon da açıldı seyirci bu arada. Seyirci ne kadar kalabalık olursa o kadar mutlu olur. Kesinlikle öyle. Sezon evet, da ben açıldı. De Ağustos'un sonundan itibaren yavaş yavaş başlıyorum. Tek kişilik gösterileriniz de bayağı devam ediyordu. Evet, rekorlar kırdınız. Evet, tek kişiliğim var. Devam edecek mi o yine? Bir tane 3 kişilik bir yeni evet. Oyun buldum. Belki onu yapacağım. Kısmet bakalım. Allah sağlık versin ilk önce. Kesinlikle size de kolaylık çok versin. Çok teşekkürler. Öpüyorum. Döner demişken de biliyorsunuz Bodrum'daki fahiş fiyatlar çok konuşuldu. Yok, 500 liraya dönerler, 600 liraya dönerler. Yok, ben o fiyatlara ben hiç rastlamadım. Çünkü ben bir ay ev tuttum Bodrum'da. Yani çoğunlukla evde yedim. Arada bir de kızlarımla falan dışarı çıktım. Ama o fahiş fiyatlara çok denk gelmedi. Sizin peki önünüze böyle bir menü gelse bir anda tepkiniz ne olurdu? Yok, ben almayayım derim. Yani ben hemen kalkayım başka bir yere gideyim derim. Onlar beni aşar çünkü. Lüzum yok yani. Her şeyin bir fiyatı var, onu verir yersin. Ama bu kadar fahiş. Ama onlar da 2 ay kazanacaklar diye yapıyorlar. Yiyenler olduktan sonra yapsınlar, bana ne? Kesinlikle öyle. Peki çok teşekkürler.